Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Zuhruf suresinin 29. ayetinden itibaren okuyoruz. Bel metta'tu ha'ula'il müşrikine. Bu müşrikleri ne ettim? Nimetlendirdim. Oldu mu? Yani bu bir idra ve intikalidir tevbih için. Bel metta'tu ha'ula'il müşrikine. Ben bu müşrikleri ne ettim? Nimetlendirdim. Müşrikine buraya koymayla işaret etti ki ha'ula'inin müşaru ileyhisi nedir? Müşrikinlerdirler. Ve abâuhum ve abâuhum babalarını da ne ettim? Nimetlendirdim. Ne demek? Onları, babaları nimetlendirdim. Ne demek? Ve lem u acilhum bil ukubeti. Ben ukubetle ona ne etmedim? Ben ukubetle onlara acele etmedim. Öyle değil mi? Belki onlara büyük nimetleri verdim. İyi ticaretleri verdim. Bir emin haremi verdim. Memleketin her tarafından onlara meyveler gidiyordu. Erzaklar gidiyordu. Oldu mu? Onlar seni Kur'an'ı kabul etmeyince de onlara mühlet verdim. Alel acele intikam almak suretiyle onları kahir etmedim. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar ben onları nimetlendirdim? Hatta ca'ehumul hakku ey Kur'an. Kur'an onlara gelinceye kadar. İşaret etti ki haktan murad nedir? Kur'an'dır. Ve rasulun mubinun. Onlara rasulun mubin gelinceye kadar. Mubin ne demek? Muzhirun lehumul ahkame şer'iyyete. Onlara şer'i ahkamlarını izhar eden, beyan eden Resul gelinceye kadar. O da kimdir? O Resul-i Mubin. O ahkame şer'iyeyi izhar eden kimdir? O da Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ الْقُرْآنُ. Ne zaman ki onlara ne geldi? Kur'an geldi. قَالُوا dediler هَذَا سِحْرٌ. Kur'an'a, o mucizul beyan olan Kur'an'a sihr dediler. وَاِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. Biz bunun kafiriz, biz bunu kabul etmiyoruz. Bak bihideki demir sihre gidiyor. Car-ı mecrur kafirine mutalıktır. Hasr için ne olmuş? Mukaddem olmuş. Asla biz bunu ne etmiyoruz? Kabul etmiyoruz. Oldu mu? Bihi nereye dönüyor? Bihi sihre gidiyor. Veyahut da hazen muşar-ı ileyhisine haktır. Kalu hazı sihr dediler. Bu hak sihrde. Tabi onlar hak demiyorlar. O hakka Kur'an'a sevdediler ve ve inna kafirine bi biz bu hakkan yani bu Kur'an'ın kafiri çünkü sihirde dediler. Oldu mu? Bel metatu ha'ulai ve aba'ehum hatta ca'ehumul hakku ve resul mubin. Bu nedir? Bu 29. ayet. Ve lemma ca'ehumul hakku kalu haza sihrun ve inna bi kafirun. Bu da 30. ne? Ayet. 31'e geçiyoruz. وَقَالُوا لَوْلَا هَلَّا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرِيَتَيْنِ. Niye bu Kur'an iki kariyette, yani iki kariyetten bir adam üzerine nazil olmamış? Yani iki kariyette birer adam var, makul, ileri gelen, bilen. İki kariyette iki adam var. Niye o iki kariyetten bir adamın üzerine ne olmadı? Kur'an nazır olmadı.
Öyle değil mi? Minel kariyete ne demek? Min eyyetin minhuma. İki kariyetin de ne anlıyorsun? He, yani hangisinden? Yani minel kariyetin demiş yani gaye, o iki kariyeten herhangi birisinden niye bir racüle gelmemiş? Yoksa o iki, bir racül iki kariyetten değil. Yani iki, o iki kariyetten herhangi bir kariyetten, herhangi bir kariyete bir adamın üzerine niye gelmemiş? Yani iki kariyete iki iyi insan var. Niye o iki kariyetten herhangi bir kariyette bir racülün üzerine, o efendi racül üzerine ne olmamış? Nazır olmamış. O racül ki azimi. Racül nedir? Azimdir. Kimdir o racül? Eyyil Velid ibn-il Mughire, bu bin Mekke. O zaman kariyetin birinden murad Mekke'dir. O racülden murad Velid ibn-il Mughire, o büyük keferi. Ev Urvete ibn-i Mes'ud es-Sakafi, o da bir Taif'tedir. Kariyetten murad, diğer kariyetten murad Taif'tir. O kariyetteki racülden de murad nedir? Urve ibn Mes'ud. Yani peygamberlik gelecek olsaydı, bu iki kariyetten herhangi birinin racülü üzerine niye gelmemiş? Allah Zülcelal onlara diyor, 31. ayet biteyim. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرِيَتَيْنِ عَظِيمٍ 31. ayet. 32'ye geçiyoruz. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ اَنْنُبُوَّةَ Rahmeten Kur'an nedir? Nubuvvettir. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ Onlar senin Rabbinin rahmetini mi taksim ediyorlar? Yani nubuvveti onlar mı taksim ediyorlar? Kime nübüvvetin geleceğini onlar mı belirliyorlar, tayin ediyorlar? نَحْنُ قَسَّمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ Biz onların arasında maişetlerini ne ediyoruz? Taksim ediyoruz. Nereden? فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında onların maişetlerini biz taksim ediyoruz. Ne demek? فَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ غَنِيًا Biz onlar bir kısmını zengin kılmışız. وَبَعْضَهُمْ فَقِرٍ Bazıları fakir kılmışız. Yani Muhammed'in mali az, onlarınki çok. Bu onların elinde değil ki. Onların mal veren de biz. Vermeyen de biziz. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ بِالْغِنَا Gina ile bir kısmını yükseltmişiz. فَوْقَ بَعْضٍ Bağdın üzerine. Ne itibariyle? Derecatin, dereceler itibariyle. Yani bu derecatin rafa'nanın temizidir. Dereceler itibariyle bir kısımlarını bir kısımdan üstün kılmışız. Niye? لِيَتَّخِزَ بَعْدُهُمْ O hangi bad? El-ganiyyü. Zengin olan kısım kırsın. Bağdan diğer bir bağdı ku el-fakire. Ne kırsın? Suhriyen, suhri kılsın. Ne demek? Musakharen fil ameli lehu. Öyle değil mi? Musakharen fil ameli lehu. Kendi amelinde onu kendine musakhar kılsın. Bir ücret ücretle. Herkes zengin olsa diyeyim. Öyle değil mi? O zaman dünyanın en zengini gelip tuvaleti kazması lazım. Bahçeyi süpürmesi lazım. Öyle değil mi? Hayvanlara bakması lazım, tavuklara bakması lazım, öyle değil mi Emin? O zaman ne kaldı? Zenginliğin, yani zenginlik neye yaradı? Ama bir kısım zengin, bir kısım fakir olursa ne olur? Ücret alınır. Birbirlerine işleri düşer, birbirlerine muhtaç oluyorlar. Zengin işi görünüyor, fakirin de ihtiyacı görünüyor. Bağları oluşuyor. Herkes zengin olsa değil. Kimse kimse tanımazdı. Kimse kimsenin işine yaramazdı. Herkes kendi halinde kalırdı. وَالْيَعُوا لِلْنَسَبِ Bu suhriyendeki ya niçindir? Nesep için. Yani bazılar bazıları suhriyete, hizmete nispet ederdi. Tabi Musakhar işaret etti ki suhriyen yay nispettir. Mana itibariyle ismül mef'ul tevilinde. وَقُرْيَ بِكَسْرِ سِنِمْ Sihriyen de okunmuş. Bakın وَرَفَعْنَا بَعْدَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ
لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْدًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ اَيِّ الْجَنَّةُ ذِكْرُ الْحَالِ كُ رَحْمَةِ مُرَاد مَحَلْدِرْ كُ جَنَّةِ Senin Rabbinin rahmeti خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ فِي الدُّنْيَا Onların dünyada cem ettikleri mal, servetten çok çok hayırlıdır. Öyle değil mi? Eğer birine cennet yoksa, dünya hep onun olursa hiçbir şeye yaramaz. Çünkü Allah'ın cenneti onların topladıkları dünya malından çok çok nedir? İleridir. Otur biraz otur. وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً عَلَى الْكُفْرِ وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً عَلَى الْكُفْرِ Dikkat edin, burada mudaf mukadder. Yani وَلَوْلَا خَوْفُ اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً عَلَى الْكُفْرِ Eğer bütün insanlar küfürde bir ümmet olur korkusu olmasaydı, anlıyorsun değil mi? وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً عَلَى الْكُفْرِ Eğer küfürde insanlar bir ümmet olmamış olsaydı, yani bunun korkusu olmamış olsaydı, biz kafirlere bolca mal mülk verirdik. Ama korkarız ki o kafirleri küfründe daha coşturur, imanı zayıf olanları da küfre çeker, o zaman herkes küfürde cem olmuş oluyordu. İşte biz bundan korkuyoruz. Eğer bu korku olmamış olsaydı şimdi Allah-u Zülcelal ne yapacağını söylüyor. Anlıyorsun değil mi? Şimdi 34. ayete bakın. 4 mü? 3 mü? 3. وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ يَنِ وَلَوْلَا مَخَافَتُ اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَحِدَةً عَلَى الْكُفْرِ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ Rahmani inkar edenlere kılardık. Yani Allah'ı inkar edenlere kılardık. Allah limen yefurden bedel de li buyutim onların evlerine kılardık. Bu li buyutim bedelun min limen. Limenin neydir? Bedelidir. Bedeline minen ne? Bedelul kul minen kul. Biz onların evleri için kılardık. O kafirlerin evleri için kılardık. Ne? Sukufen. Sukufen. Ha, bi fethi sinni ve sukun kafi sakfe mufreddir. Ve bi dammihima cem'an sukufe. Biz onların evlerine sakf kılardık. Tavan kılardık. Ve yahut da tavanlar kılardık. Neden? Min fiddati. Yani gümüşten biz onların evlerin tavanlarını hep gümüşten yapardık. Ve ma'arice. Ma'aric Mi'aracın neyidir? Şey, ma'aricin cem'idir. Ma'aric, yükselme yeri, merdiven. Bak o da diyor, ve ma'arice kedüreci, dereceler gibi yükselme yerleri ko nedir? Merdivendir. Biz onların ma'aricilerini de kılardık. Neden kılardık? Fiddetten kılardık. O ma'ariciler ki aleyha yezherune. Onlar o maariciler üzerine zahar oluyorlar. Ne demek? Ya'lûne ale's-sethi. Onun üzerine onlarla o maaricilerle sethe evin üstüne evin neyine? En üstüne çıkıyorlar. Yani o merdivenler ki onlar onunla evler üstüne çıkarlar. Biz o merdivenleri de gümüşten yapardık. Sen alerlerini kullanıyor ki ilerledin. Yeserun aleyha. O yezeru mutalattır. Yezeru aleyla kullanılır. Ya'lûne aleyh mi ile sadhe? Yok. Ya'lûm oldu mu artık ileyle kullanılır. Yezeru ya'lûn test edilince ala da ileyle test edilir. Ama yezeru olunca aleyha olur. Yani o merdivenler, o mariciler ki onlar onunla ne ediyorlar? Damların üstüne çıkıyorlar. Biz onu da gümüşten kılardık. Veli buyutihim evvâben min fiddatin. Biz onların evleri için gümüşten babları kılardık. Yani babların kapılarını hep gümüşten kılardık. Ve cealna lehum sururen min fiddatin.
Gümüşten biz onlara ne kılardık? Sürür. Sürür camı serinin. Somya diyorduk eskiden. Yani şu an koltuk, kanepe diyelim. Sedyeler. Biz onlara gümüşten sedyeler yapardık. Koltuklar yapardık. Aleyha yettekiyunu. Yettekiyunu aleyha. Aleyha tekiyunu mutarıktır. Onlar o seriler üzerine yaslanıyorlardı. Onu da gümüşten yapardık. Ve zuhrufen. Ve zuhrufen. İşte bu sure ismini buradan alıyor. Bazı sureler surenin girişindeki kelimeden ismini alıyor. Bazı sureler kelimenin sonundaki surenin sonundaki kelimeden ismini alıyor. Bazılar surenin ortasında herhangi bir yerdeki bir kelimeden ismini alıyor. Aa, bu bunun gibi. Zuhrufe ne demek? Zehebe. Onlara ne ederdik? Altın kılardık. Bolca altın kılardık. Peki ne demek? Ben gerçi söyledim. Yani herkes kafir olur diye korkusu olmamış olsaydı kafirlere böyle bolluk veriyordu. Niye? Çünkü dünyanın kıymeti yok. Daha da yiyin, burnunuzdan gelsin, yiyin bakalım. Nereye kadar yersin, ne zamana kadar faydalanırsın. Bir gün bırakıp gideceksin, o hasretle gideceksin. El mana, bu 24. ayetin 24 ile 23'ün manası. لَوْ لَا خَوْفُ الْكُفْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنْ يَحْتَعِ الْكَافِرِ مَزُّكِرَ. Yani kafire bu bahsi geçen şeyin verilmesinden eğer mümin üzerine küfrün korkusu olmamış olsaydı لَاَتَيْنَاهُ ذَٰلِكَ. Biz kafire bu zikri edileni veririz. Niye? Kafir bu torpil nereden getirmiş? قَلَّتِ خَتَرِ دُنْيَا اِنْدَنَا. Çünkü dünyanın hateri, yani durumu bizim yanımızda azdır. لِقِلَّتِ خَتَرِ دُنْيَا اِنْدَنَا. Dünya hateri yanımızda ne? Yanımızda dünya hateri, dünya şehni, dünyanın ehemmiyeti azdır. وَعَدَمِ حَزِّهِ فِي الْاَخِرَةِ. Bak, niye kafire veriyorduk? Çünkü dünyanın hateri yanımızda yok, değeri yok. Bir de وَعَدَمِ حَزِّهِ فِي الْاَخِرَةِ. Kafirin ahirette hazzı yok, dünya olsun, istediğini verirdik. Hazzihi. Fil ahireti. Ahirete kafirin payı yok. Onunkinde varsa bu dünyadadır. Dünya hepsini kafire versen yine azdır. Cennete nispeten hiçbir şey değil. لِعَدَمِ حَزِّهِ فِي الْاَخِرَةِ فِي النَّعِيمِ. Naimin içinde, nimetin içinde hazır çok nedir? Hazır. Tabi burada naimden murat nimet alabiliriz, cennet de alabiliriz. Ve in 25. ayetin devamı in muhaffefetun mines sakileti. Yani ve in hu inne muhaffefe musakredir. Oradaki hu demirşen onun ismidir. Ve in kullu zalike lema meta'ul hayati dünya. Bak kullu mutlak, zalike mudafu ileyhi, lemma may zayde, la tekil içinde. Meta'ul hayati dünya kulun haberidir. Kullu zalike meta'ul hayati dünyanın cümlesi, inin haberi oluyor, o demirin, demirşenin de tefsiri oluyor. Bak diyor bir takfifi, takfife, lemma, şede yok. Buna göre fema zaidetun, ma nedir? Zaidedir. Oradaki lamadaki lam da lam-ı tekidir. İnnenin haberinde gelen da. Ve bi teşdidi lamma da okunabilir. O zaman bir mana illa. Lamma illa istisnaya manasındadır. Bu sefer fe in nafiyetun. Şedelli olursa, illa manasında olursa o inne olmuş oluyor. Meta'ul hayati dünya. Ne demek? Dünya hayatın meta'idir. Yutemmetta'u fiha. Yutemmetta'u, temettu edilir. Bihi o kulli zalike, bu bahsi geçen hepsiyle temettu edilir. Fiha nerede? Dünyada. Öyle değil mi? Sümme yezuru. Dünyada bu zikredilenden faydalanır, fayda görülür ve biter gibi.
Vel ahiretu el cennetu. Ahiret, ahiretten murat cennet. İnda rabbike, senin Rabbin katına el muttakîn. Yani vel ahiretu lil muttakîne. Ahiret kimler içindir? Muttakînler içindir. İnda rabbike. Senin Rabbin katında ahiret, bak, senin Rabbin katında ahiret kimler içindir? Ahiret muttakînler içindir. Oldu mu? Muttakin olmayanlara ahiret yok. Ahiret herkes var, kafirlere de var. Ha, burada ahiretten murat cennet. Ne biliyoruz? Eğer ahirette bizim bildiğimiz dünyanın mukabilindeki ahireti alırsak, bu sadece muttakinlere değil, bu herkese var. Ha, demek ki cennet, ahiretten murat cennet. Cennet, Rabbin katında saadet kimlerindir? Muttakinlerindir. Oldu mu? Yeterli olsun mu? Hadi nefakumullah nef'an mubin.